Alper ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa saatine hoş geldiniz. Bu programımızın bu bölümünde yurt içi ve yurt dışı dünya gündeminden gelişmeleri aktaracağız ve piyasalar üzerindeki etkisini, senaryolarını konuşacağız. İlerleyen dakikalarda yine iç ve dış piyasalara ilişkin görüşler alacağız. Şimdi haftanın son işlem günündeyiz. Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Hemen bir göz atalım. Dün ABD spot endekslerinde hızlı yükselişler vardı. Endekslerin endeks bazında rekor seviyelerde yükseldiğini gördük. S&P 500'e vadeli tarafta 3.924 seviyesini görüyoruz. %0.32'lik bir geri çekilmeyle birlikte Nasdaq'ta 12.916 seviyesinde %1'lik bir geri çekilme var. Dow Jones'ta 32.484 seviyesinde %0.02'lik yatay yukarı yönlü bir eğilim var. Karışık bir görünüm var. Dün özellikle de Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini imzalaması ve ulusa sesleniş konuşmasında yapmış olduğu açıklamalar oldukça önemliydi. Mayıs sonunda tüm ABD vatandaşlarına, halkına yetecek kadar aşının olması ve Mayıs sonunda aşı uygulamalarının sonlandırılması konusunda bir hedef açıkladı. Ve bu hedefler sonrasında endeksler tarafında bir yükseliş söz konusu oldu. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde rekor seviyelere yükseldiğini gördük. Zira S&P 500'de %1'lik bir artışla 3.938 seviyesinden günü tamamlamıştı. Nasdaq'ta %2.5'luk bir artışla 13.398 seviyesini gördük. Dow Jones'ta %0.58'lik bir artışla 32.485 seviyesini gördük. 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi bir süredir, hatta aylardır piyasaların gündeminde yer alıyor ve nihai olarak da artık onayı geldi. Son olarak da Biden'ın imzasını aldı ve şimdi ekonomiye enjekte edilmesi konusunda tabii nasıl bir yol izlenecek, bunlar önemli. Kapsamı oldukça geniş ve yılında yaptığı açıklamalar doğrultusunda artık piyasalar şimdi bu teşvik paketinin uygulanması ile birlikte istihdam ve enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Zira bundan sonraki süreçte nasıl bir eğilim gösterecek, katkı sağlayacak özellikle de istihdam tarafına, bu önemli. Çünkü özellikle de 2021 yılı sonunda ve gelecek yıl ABD ekonomisine tam istihdam seviyesine dönebileceği yönünde açıklamalar da geliyor. Ve Avrupa borsalarına geçmeden önce hemen şu bilgiyi de aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde hane halkı serveti 2020 yılı sonunda rekor seviyelere ulaştı ki birazdan grafiği de göstereceğiz. Zira uzunca bir dönemdir bir yükseliş eğilimi var. 2020 yılı genelinde 130.2 trilyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Hemen bu rakamın da seyrini grafikte gösterelim bu bilgiyi aktarırken. Ve detayları da aktarırken tabii baktığımızda bu hane halkı servetindeki artışta varlıkların 4.9 trilyon dolar seviyesinde artırıldığı yönünde bir açıklama da var. Aynı zamanda emlak fiyatlarında yükseliş yine varlıklara 900 milyar dolarlık bir katkı sağlamış durumda. Özellikle pandemi sürecinde harcamaların azalmasının da ve bir diğer taraftan da varlık yatırımları, hisse senedi piyasası da başta olmak üzere varlık yatırımlarında bu servetin artırılması konusunda bir desteği olduğunu, bir etken olduğu konusunda gerekçe olarak açıklamalar geliyor. Dördüncü çeyrek genelinde ise 2019 yılı dördüncü çeyreğine göre 12 trilyon dolarlık bir artış söz konusu ki ekranlarda özellikle de 1970'li yıllardan bu yana ABD hane halkı servetindeki artış dikkat çekici. Pandemi sürecinde bile çok önemli, özellikle de kısıtlamaların etkisiyle sert düşüşlerin, dünya piyasalarının çalkalandığı dönemde bile 118 trilyon dolardan 114 trilyon dolar seviyelerine kadar hafif bir düşüş ve sonrasında tekrar bir toparlanma eğilimi göstermiş durumda. ABD'de hane halkı servetinde son durum bu şekildeydi. Dünya piyasalarını aktarmaya devam edelim. Avrupa'ya devam edelim. Çünkü dün ECB'den gelen açıklamalar oldukça önemliydi. Piyasa beklentilerini önemli ölçüde yansımış durumda. Soru işaretlerinin büyük bir bölümünü de yanıtlamış durumda ve piyasaları rahatlatan da bir açıklama geldi. Detaylara bakacağız ama şimdi hemen bir Avrupa borsalarına bakalım. Genelde pozitif bir görünüm var. Londra'da 6.739 seviyesinde %0.20'lik bir yükseliş var. Frankfurt'ta 14.569 seviyesinde %0.20'lik bir artış. Paris'te 6.034 seviyesinde %0.73'lük bir yükseliş. Madrid'de 8.000.
8590 seviyesinde %0.76'lık bir artış. BIST endeksinde birazdan değineceğiz. Zira dünkü gelişmelerin BIST üzerine de etkisi vardı. ECB'den piyasaları rahatlatan bir açıklama geldi demiştik. Bir süredir özellikle de tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin ardından merkez bankaları frene basacak mı? Sıkı duruş sergileyecek mi ya da varlık alımlarını biraz alma olacak mı, sözlü olarak şahin bir açıklama mı gelecek soru işareti vardı. Ama dün hem ECB'nin toplantı notlarında hem de Lagarde'ın açıklamalarında piyasaları rahatlatan ve önümüzdeki dönemde özellikle de tahvil faizlerindeki artışa ve ekonomik anlamda yarattığı risklere bağlı olarak varlık alım hızını artıracakları yönünde açıklamalar geldi. Detaylara da birazdan bakacağız ve hemen BIST endeksiyle devam edelim. 1558 seviyesinde %0.11'lik bir prim hareketi görüyoruz. Açılışta 1558 seviyesinden haftanın 4. işlem gününe başladı ve borsanın açıldığı sürede sanayi üretimi rakamlarını da takip etmiş olduk. Ocak ayında aylık bazda %1'lik bir artış söz konusu. Yıllık bazda ise %11.4'lük bir artışa işaret etti. Sanayi üretimi rakamları da oldukça önemliydi. Özellikle de takip edeceğimiz büyüme rakamları öncesinde. Bir diğer taraftan da bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomik reform paketini açıklayacak. Yine gün içerisinde bu detayları takip edeceğiz. Beklentileri oldukça yüksek ki bir süredir piyasalarda fiyatlamalara yansımış durumda. Şimdi bir değerlendirmeyi getireceğiz ekranlarınızda. Değerli izleyenler, stratejist Mustafa Aşkın hem borsaya ilişkin hem de reform paketine ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Ekranlarınıza getirelim. Evet, yaklaşık 10 günlük süreç içinde baktığımızda özellikle Amerikan 10 yıllıklarının yükselmesinin yarattığı baskıyı hem ülkemizde hem de yurt dışındaki pek çok piyasada görmüştük. Ardından ard arda hem FED'den hem ECB'den açıklamalarla bu işi geçiştirmek için yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Enflasyon yükselse de faizlerin makul bir seviyede devam edeceği ile ilgili beklentilerini dile getiriyorlar. Aynı zamanda baktığınızda ısrarla enflasyonun kalıcı olmayacağını vurguluyor hem ECB hem FED. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemki faiz beklentilerini de yönetmeye çalışıyorlar. Her ne kadar getiri eğrisi ile ilgili bir sistemle ilgili bir düzeltme yapmayacaklarını ifade etseler bile. Ülkemize geldiğimizde ise ülkemizde özellikle riskli yatırım araçlarında ve borsada bir parça yükselişin sindirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü yukarı doğru çıkmış olan bazı hisselerin ederlerinin çok üzerinde olduğu gerçeği de var. Diğer taraftan tabii bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanması planlanan ekonomiyle ilgili reformlar ve bununla ilgili detaylar önemli. Piyasa bunları da gözlemleyip bakmak isteyecek. Dolayısıyla bugün itibariyle hem teknik nedenlerden ötürü hem de bir parçada borsanın verdiği yorgunlukla yatay bir seyir, hafif yukarı bir seyirle gün içinde hareketlerin olması beklenebilir. Ama orta vadede tabii özellikle tüm dünyadaki en önemli sorun finansal sektörde yaşanan bu coşkunun, yaklaşık 1,5 yıldır yaşanan bu coşkunun önümüzdeki dönemde reel sektöre ne derece etki edeceği ve bunun bilançolara etkisinin ne olacağı. Bu konuyla ilgili ciddi çekinceler var. Finansal piyasalar para arzının genişlemesiyle yaşadığı rahatlığı reel sektör aynı oranda yaşamadı. Dolayısıyla fiyatlama anlamında çok bonkör davranan finansal sektör, reel sektördeki gelişmeleri takip etmek durumunda kalacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir yıl boyunca bu tip gelişmeleri de riskli yatırım araçlarında ve özellikle hisse senetlerinde dikkat takip edilmesi gereken en önemli unsur olarak görmekteyim. Evet, reform paketine ilişkin gelişmeleri takip edeceğiz ve gün içerisinde detayları sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Ve şimdi dün Avrupa Merkez Bankası'nın vermiş olduğu mesajlar ve kararlar oldukça önemliydi ve piyasaları da rahatlatan da bir etki yaratmış oldu. Yine bir süredir takip ediyoruz tahvil piyasasındaki hareketleri ve bunun da hisse senedi piyasasına risk iştahını azaltan, yön veren bir etki olarak karşımızda. Ve Avrupa Merkez Bankası'ndan piyasanın duymak istediği mesajlar geldi. Özellikle de ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları da yine önemliydi. Tabii riske
desteklere de dikkat çekti ve tahvil faizlerindeki artışın vaktinden önce sıkılaştırmaya öncülük edebileceğini söyledi. Oldukça önemli bir detaydı ama genel itibariyle şu anda baktığımızda Avrupa Merkez Bankası daha çok hem finansal koşulların etkisiyle hem de ekonomik toparlanmayı ve ekonomik aktiviteleri göz önünde bulundurarak varlık alımının hızını artırmaya yönelik mesajları aldı. Piyasa oldukça önemliydi ve şimdi ekranlarda Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımı grafiğini görüyoruz ve Mizuho Bank'ın yapmış olduğu bir değerlendirmeden bir alıntı yaptık. Zira oldukça önemliydi. Son dönemde yaşanan tahvil piyasasındaki hareketliliğe de vurgu yaptı ama ECB'nin elverişli finansman koşullarını yakından takip ettiğini söyledi Mizuho Bank ve dünkü toplantısından önce yapılan tahminlerde ki pembe sütunla gördüğünüz kısım gelecek dönem için varlık alımın miktarının gerektiği miktarda azaltılabileceği konusunda bir tahmin paylaşmıştı ama dün yapılan açıklamaların ardından evet miktar olarak aynı devam edebilir ama 2022 yılına kadar 2022 yılı Mart ayına kadar verilen sürenin bir uzatılması ya da miktar tarafında bir artış da söz konusu olabilir. Bu detayları da yakından takip ediyor olacağız. Dün aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası ekonomik projeksiyonlarında da bir revizyona gitti. Hemen hızlıca bakalım o revizyonlar neydi? Büyüme tahminlerinde önemli revizyonlar söz konusu. Zira özellikle de aşılama süreci diğer ülkelere göre, gelişmiş ülkelere göre daha yavaş ilerliyor Avrupa tarafında ve bunun da ekonomik büyümeye etkisini de yakından takip ediyoruz ki son dönemde her ne kadar ılımlı mesajlar gelse de genel itibariyle toparlanma hızının yavaş olacağı yönünde açıklamalar net bir şekilde ön plana çıkıyor. 2021 yılı için bir önceki tahmini %4 seviyesinde bulunuyordu Avrupa Merkez Bankası'nın ve son tahminde %3.9 seviyesine revize edilmiş durumda. 2022 yılı için daha iyimser bir tablo var, beklenti var. %4.1 seviyesinden %4.2 seviyesine revize edilmiş durumda. 2023 yılı içinse %2.1 seviyesinde tahminler sabit bırakılmış ki daha çok aslında otoriteler 2021 ve 2022 yılı daha kısa vade için oldukça önemli ve ön planda. Enflasyon tarafında da bir revizyon var. 2021 yılı için %1.5 olan beklentisini %1 seviyesine revize etmiş durumda. Aslında uygulanan hem ECB varlık alım programı hem de pandemi acil destek varlık alım programında programın etkisiyle enflasyon tarafında bir canlanma beklentisi vardı ama ECB beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş durumda. 2022 yılına baktığımızda %1.2 seviyesinden %1.1 seviyesine yine revize edildiğini görüyoruz. 2023 yılı içinse şu an için %1.4 seviyesinde sabit bırakılmış durumda. Enflasyon tarafında çok iyimser bir beklenti olmadığını da görüyoruz bu beklentiler doğrultusunda. Ve şimdi hem iç hem dış piyasalara ilişkin yorumlar alalım. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizleri bekliyor. Hemen karşımıza alalım. Barış Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkürler. İç piyasalardan başlayalım. Ağırlıklı olarak dış konuştuk ama beklentiler oldukça önemli bir süredir. Ekonomi reform paketine ilişkin beklentiler yoğunlaşmış durumda. Bugün Başkan Erdoğan'dan dinleyeceğiz detayları. Beklentiler nedir? Piyasalar açısından olası fiyatlamalar nasıl şekillenir sizce? Evet, yani uzunca bir süredir bekliyoruz tabii reform paketini. Özellikle işte bu geçen sene Kasım ayındaki o Merkez Bankası başkan değişikliğinden sonraki süreç içerisinde bugüne kadar hep yani bu reform paketi hazırlığıyla ilgili açıklamaları takip ettik tabii ki. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarını hep gördük ve bunlarla ilgili olarak bunları uygulayacağımız, kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın açıklamasını da yapmıştı. Şimdi o günü geldi. Saat işte 15'te bugün açıklamalar yapılmaya başlanacak. Burada tabii piyasaların görmek istediği şey neler diye baktığımızda aslında herhalde en ön plana enflasyonun mücadele, işte fiyat istikrarının nasıl sağlanacağı, cari açıkla nasıl mücadele edileceği gibi yani birçok sektörü aslında ilgilendiren bir paket açıklamasının olmasını açısı bekliyor diye düşünüyorum piyasalar.
Zira bu Kasım ayıyla bugüne kadar geçen süreç içerisinde zaten yani burada bakanlık düzeyinde sektör temsilcileriyle birçok örgütle görüşmeler de yapıldı. Onların da görüşleri alındı. Herhalde büyük ihtimalle onların da dilek, istek ve işte talepleri de bu noktada değerlendirme içerisine alınmıştır diye düşünüyorum ve sektörün birçok sektöre geneline yayılan bir reform paketi belki burada ortaya çıkmasını umut ediyoruz. Böyle bir şey çıkarsa tabii ki özellikle ileriye yönelik daha doyurucu ve bu plan uygulanması noktasında yapısal anlamda dönüşümü kalıcı bir şekilde sağlayacak bir sonuç ortaya çıkma beklentisini bu noktada herhalde gündeme getirir diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi burada özellikle işte finansal istikrar, fiyat istikrarı konusundaki adımlar, işte kamu maliyesiyle ilgili gelişmeler, bunlarla ilgili açıklamaları burada bekliyor piyasalar. Ya bazı ön açıklamalar geldi. Bunlarla ilgili tabii detayları da merak ediyoruz. Dediğim gibi burada piyasa bunu istediğini aldığını anlarsa bunu da Türk lirası faktör üzerinde herhalde olumlu fiyatlar diye açısı ben şu anda düşünüyorum açısı böyle söyleyebilirim. Peki BIST endeksi üzerinde değerlendirmek gerekirse hangi seviyeleri takip etmek lazım? Hafta içerisinde 1580 seviyesine kadar yükselen bir endeks hareketi gördük. 1582 tarihi rekor seviyelerinde bulunuyor. Ne dersiniz? Evet. Evet, endekste dün geldiğimiz nokta, daha doğrusu dünden önceki kapanış bunu işaret etmişti biraz. 1582'de daha önce gördüğümüz işte bir zirve seviyesi vardı. İşte orası Ocak ayında gördük orayı. Daha sonra geri çekilmelerden sonra oluşan bir düşüş trend çizgisi oluştu orada. Onun direnci 1565 civarındaydı. Onun üzerine geçme çabası gösterdi ve yani onun üzerinde kalıcı olamadık. Yani 1580'e kadar yaklaştı. Daha önce dediğimiz o zirve seviyesine geldik. Yani burada aslında risk iştahının zaman zaman değişkenlik gösterdiği dönemler içerisindeyiz. İşte bu hafta itibariyle hep takip ettik. İşte yurt dışı piyasalarda da dalgalı seyirler olduğu, satışların olduğunu, alımların yeniden ağır bastığını görüyoruz. Mesela bugün baktığımızda tahvil faizlerinde şu dakikalar itibariyle Amerika'da 10 yıllıklarda yeniden 1.60 üzerine doğru bir hareket var. Ve vadelilere baktığımda Amerika'da eksiye geçtiğini görüyorum. İşte Avrupa'da da yine ekside hareketler var. Bizim tarafta da şu anda endeksin bundan olumlu ayrıştığını görüyoruz. Yani burada 0.20'lik, %0.20'lik bir artış var. Burada da yatay bir hareket. Bugün herhalde bizi biraz bekleyecek gibi gözüküyor yurt dışının bu eğilimiyle birlikte. Tabii gözler demin de konuştuğumuz gibi ekonomik reform paketinde olacak. Dediğim gibi buradan piyasaları tatmin edici bir sonuç çıkarsa özellikle sektörler bazında açıklanan paket detayları içerisinde bunu piyasalar olumlu algılarsa bunun bir yukarı hareketini görürüz ki zaten biraz belki de bundan ayrışıyor olabiliriz. Bu beklentilerin ne olabileceğine ilişkin bir etkiyle belki biraz daha pozitif ayrışıyor olabiliriz. Ama biraz yatay bir hareket herhalde saat 3'e kadar görme ihtimalimiz var. Seviye olarak konuşacak olursak mesela bugün yine 1565 civarı direnç olarak yine takip edilmeli. Bahsettiğim direnç çizgisi olarak takip ettiğim yer. Aşağıda da 1525 takip edeceğim destek seviyesi olacak. Bu bölgeden hangi tarafa doğru taşarsa hareketlilik, o tarafa doğru yukarı hareket ya da aşağı hareketin hız kazandığını bence görebiliriz. Açıkçası yükselişin hızlanması için herhalde 1580'in üzerinde bir kalıcılık, bir tutunma görmemiz lazım. Dediğim gibi bugünkü reform paketi iyi şekilde yorumlanırsa, bir yukarı hareket görürsek endekste, hafta kapanışı 1580 üzerinde yaparsak artık 1600 ve üzeri seviyelerde konuşmaya başlayabiliriz. O açıdan gün ortasından sonraki gelişmeler herhalde endeks içinde belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Peki Barış Bey, bir diğer alternatif olarak yine sizin de bildiğiniz gibi piyasalarda beklentiler alınır ve gerçekleşmeler satılır. Tabii ki de reform paketinin içeriği önemli. Oldukça tabii hani detayları bilmediğimiz için daha çok olumlu beklentilerde satın alınmış durumda. Paketin açıklanmasının ardından piyasalarda bir realizasyon hareketi bekler misiniz? Diğer bir olasılıkla böyle bir durum söz konusu olursa yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmeli? Ya şimdi bu paket yani Merkez Bankası'nın aldığı kararlar daha kısa vadeye yönelik, kısa vadeli etkileri yaratılmasına yönelik. Reform paketi daha orta uzun vadeli periyotta, adı üstünde reform diyoruz ve yapısal anlamda değişiklikleri içermesini bekliyoruz. Bunları eğer içerecek şekilde ise orta uzun vadeli beklentilerin olumluya dönmesi açısından bir fayda sağlayabilir. Tabii beklentiler çok da alındığını düşünmüyorum. Yani belki de çok olumlu bir şekilde beklenti olsaydı belki de 1580'in üzerine geçmiş orada bekliyor olurduk şu anda. Eğer öyle bir durum olsaydı o zaman belki bence kar satışlarından bahsedebiliyor olurduk diye düşünüyorum. O yüzden yani yurt dışındaki şu andaki hafif netameli görünüm biraz böyle o taraftaki şimdi yeniden gözlenen o satış eğiliminin de etkisiyle
Yükseliş belki çok hızlanamıyor belki o anlamda, ama dediğim gibi bu açıklamaların gelmesinden sonra aynı şekilde tekrar edecek olursam, olumlu algılandığı noktada orta uzun vadeli bir periyot için daha olumlu bir gidişata yönelim olacağından, bu beklentiler artabileceğinden ben endekste yukarı yönlü hareket olmasını açıkçası beklerim. Belki tabii ki ara sıra satışlar olacaktır, ama dediğim gibi 1525 destek seviyesini bugün önemseyeceğim. Onun üzerine de kaldıkça, onun altına inmediğimiz sürece yani tekrardan yukarı beklentimi koruyorum. Dediğim gibi 1580'de burada izleyeceğimiz direnç olacak. Bu aralıkta nerelere taşıyacağımızı bence bugün bakacağız diye düşünüyorum. Çok ciddi bir satış baskısında karşılaşacağımızı beklemiyorum bu kararların ardından ben. Evet, peki küreselle devam edelim. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın kararını takip ettik. Piyasalar için oldukça Evet. rahatlatıcı mesajlar geldi. Gelecek hafta Amerika Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Her ne kadar bu rahatlatıcı açıklamalar gelse de siz de bahsettiğiniz tahvil faizleri yeniden 1.6 seviyesinin gördü. Ve bir diğer taraftan da dün ABD spot endekslerinde rekor seviyeleri de ulaşıldı. Buradaki görünümü nasıl aktarmak lazım, nasıl okumak lazım, nasıl bir beklentiniz var? Evet, şimdi tabii bu hafta tabii yani tahvil faizinin gidişatı açısından oldukça yakından takip edilen gelişmelere sahne oldu. Yani mesela bu hafta Amerika'dan tahvil ihalelerini takip ettik. 3 adet. 3, 10 ve 30 yıllıklar. Aslında bakıldığında hani korkulduğu şekilde kötü sonuçlanmadı. Talep geldi. Dünkü tahvil ihalesine de 2 katından fazla talep geldiğini görüyoruz. Dün tabii ECB Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları da piyasaları bir nebze de olsa rahatlattı diyebiliriz aslında. Dünkü açıklamalardan o anki görüntüye baktığımızda. Yani tahvil alımlarının miktarının artılmasına ilişkin açıklamalar da yaptı aslında, ama bununla ilgili net bir rakam konuşulmadığını söyledi, ama alım hızının artırılacağına değindi. Aynı zamanda toplantı metninde de bakıldığında refinansman operasyonuyla birlikte bolca likit de sağlamayı sürdüreceğini söylediler. Bu da aslında parasal teşviklerin sürdürülmesi yönünde beklentinin şu anda devam ettiğini bize gösteriyor. Bu da bir nebze de olsa biraz rahatlama yarattı. Fed'in devamında Powell'ın açıklamaları, Yellen'ın açıklamalarına paralel şekilde destekler sürecek açıklaması geliyor. Beklentilerini de olumlu revize ettiler. İşte enflasyonda biraz yukarı yönlü revize, büyümede de biraz yukarı yönlü revize 2021 için. Ama bakıldığında şimdi piyasada yeniden bir sanki hafif rahatsızlık var gibi gözüküyor. Yani yayına girmeden önce yine 1.60'ın üzerine çıkmıştı 10 yıllık ABD'de. Şimdi yeniden 1.60'ın altında, biraz buralarda sanki denge bulacakmış gibi de bir görüntü veriyor gibi gözüküyor. Yani 1.60'ın üzerine hızlı bir şekilde hızlanma olmadığı sürece yani piyasalarda şimdilik çok da fazla böyle panik havası sanki oluşmayacakmış gibi geliyor. Yani bu açıklamalar rahatlatıyor. Enflasyon verisi geldi mesela. Bugün mesela üfe gelecek Amerika'dan. Amerika'dan gelen tüfe verisi çok büyük bir enflasyon endişesi yaratmadı. Onda bir rahatlaması var. O yüzden yavaş yavaş bu faizler buralarda denge bulmaya başlarsa yurt dışında endekslerin de biraz daha salgının gidişatına yönelik, o bir haftadır, 2 haftadır belki takip ettiğimiz, hatta biraz daha fazla döngüsel sektörlere yönelim, işte hisse değişimlerinin olduğu fiyatlamaları devam ettiğini görebiliriz açıkçası diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki günler içerisinde gelecek verilerde enflasyona dayalı beklentilerde hızlı bir yukarı hareket olmazsa ben piyasanın da buna yavaş yavaş alışacağını düşünüyorum. O yüzden zaman zaman yükselişler görsek de özellikle 10 yıllıkları takip ediyorum. Yani 1.60-1.62 üzerinde geçmeden hızlı bir hareket olmazsa küresel anlamdaki risk iştahının da devam ettiğini görebiliriz. Bu da bize olumlu olarak da yansır açıkçası endeks tarafında diye düşünüyorum. Evet Barış, bir diğer taraftan tabii gelişen ülke para birimleri ve piyasaları üzerindeki etkiyi de diğer taraftan konuşuyoruz. Hafta içerisinde dolar endeksinin 92 seviyelerine tekrar yükselmesi, tahvil faizlerindeki artış, hisse senedi piyasasından çıkıştan ilk etapta gelişen ülke para birimlerinin risk altında olduğu konusunda yorumlar geliyor. IF'in de son dönemde gelişen piyasalardaki çıkışın 2013 varlık alımlarının azaltılması krizi seviyelerine yaklaştığı yönünde açıklaması var. Gelişen ülke piyasalar için nasıl bir risk unsuru var şu anda piyasada? Nasıl bir etki görürüz? Burada yatırımcılar için nasıl bir uyarıda bulunursunuz? Şimdi tabii kısa vadede oluşan hani beklentiler, yani piyasanın beklentisiyle merkez bankaları üzerindeki beklentiler şu anda birbirinin zıttını gösterdiği için şu anda gelişmekte olan ülke para birimlerinde de aşağı ve yukarı sert hareketler görüyoruz. Mesela hafta başında Türk lirası hızlı bir değer kaybı yaşadı, sonra toparladı. Tahvil faizlerinin hareketine duyarlı olmaya devam ediyor gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu hala.
O yüzden tamamıyla aslında piyasa beklentisinin gidişatına herhalde biraz endeksli oluyor gibi gözüküyor şu aşamada ama merkez bankaları duruşunu enflasyon konusundaki ya da piyasaya vereceği teşvikler konusundaki duruşunu enflasyon verilerinde çok hızlı bir hareket olmadığı sürece değiştirmediği müddetçe ben önümüzdeki süre içerisinde dediğim gibi bir hareketlerin normale dönme eğilimi taşıyabileceğini düşünüyorum. O yüzden son zamanlarda son 1-2 hafta içerisinde faizlerdeki hızlı yükseliş tamamen piyasanın enflasyon hızlı bir şekilde geliyor ve merkez bankaları da beklenenden çok daha kısa sürede varlık alımlarını azaltmaya başlayabilir, bunu kesmeye başlayabilir. Faiz artırımlarını da erken yapmaya başlayabilir. Beklentisi biraz gündeme geldi. Bunun etkisiyle böyle bir durum olduğunu görüyorum bir taraftan. Aynı zamanda faizler yükselince işte Amerika'da reel faizlerin de yükseldiği ortamda dolara talep olunca dolar yükselince bir taraftan değer kaybı yaşanıyor. O yüzden dediğim gibi faizlerdeki gidişatın biraz daha rayına oturduğu bir süreci yaşayabilirsek önümüzdeki haftalardan itibaren o tarafta biraz daha bir sakin bir seyir belki gözlenebilir gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde. Yani baktığımızda mesela bugün faizlerde yeniden 1.60'a doğru ABD 10 yıllıklarda yukarı yönlü hareket olunca gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde yine bakıyorum şu anda bir değer kaybı var ve Türk lirası yine %1 civarında bir kayıpla şu anda yine en başta gözüküyor. Yani bunun olabilmesi için biraz daha dediğim gibi faizlerdeki seyrin yavaşlaması lazım. Merkez bankaları dün ECB'de de gördük duruşlarını kısa vadede değiştirmeyecekler. Piyasada buna ayak uydurmaya başlarsa ben dediğim gibi gelişmekte ülke para birimlerinde biraz daha yine hareketlerin durulmasını beklerim açıkçası diye düşünüyorum. Bu bizim para birimimize de bu noktada yarar. 7.8-7.80 bölgesini test ettik. Tekrardan onun üzerine bir hareket şimdilik beklemiyorum. Bugünkü dediğim gibi saat 3'ten sonraki açıklamaları da burada merak ediyoruz. Orada göreceğiz. Bu da dediğim gibi olumlu bir şekilde algılanırsa kur tarafında aşağı yönlü hareket eğilimi belki biraz daha gözlenebilir diye beklentimi şu anda taşıyorum. Diğer açıkladıklarımla beraber. Alaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürgün, çok teşekkür ederiz değerli yorum ve katkılarınız için. İyi yayınlar, sağ olun. Çok sağ olun. Piyasalara ilişkin yorumları da aldık değerli izleyenler. Piyasa saatinin sonundayız. Kısa bir aranın ardından emtia notlarıyla devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.